Efendim herkese merhabalar. Deniz Spor Radyo TV röportaj programımızın 4. bölüm konuğu çok saygıdeğer değerli hocamız, kaleci antrenörümüz Fevzi Tuncay Bey bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz. Çok şükür hocam, bizler de iyiyiz. Hocam öncelikle şöyle bir kendinizi tanıtalım isterseniz. Fevzi Tuncay'ın kim olduğunu bilmeyenler için biraz kısaca anlatalım sizden ricamız. Bunu da 1977 Muğla doğumluyum. Futbol hayatıma da Muğla Spor'da başladım. Daha sonrasında Beşiktaş'a transfer oldum. 9,5 yıl kadar Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Türkiye'deki farklı Süper Lig kulüplerinde ve PTT kulüplerinde görev aldım. Futbol hayatımı noktalandırdıktan sonra da antrenörlük hayatıma geçiş yaptım. Yaklaşık olarak 13 yıldır da antrenörlük görevimi devam ettiriyorum. Çok güzel hocam. Peki şöyle soralım hemen. Malum şu anda Deniz Spor'da başladık. Bize bu süreci biraz anlatır mısınız? Nasıl kabul ettiniz? Kabul etme en büyük etkeni neydi? Bunları anlatır mısınız biraz? Tabii ki. Deniz Spor konumu nedeniyle insanları yanıltmasın. Büyük bir camiadır ve ben bu büyük camiadan gelen teklifi tabii ki kabul ettim. Özellikle Çağdaş Mavioğlu hocamızın teknik adam olarak burada sözleşme imzalaması da tabii benim için büyük bir etkendi. Kendisi benim hem çocukluk arkadaşım, hem akademik kariyeri olan ve teknik direktör ve antrenör deneyimi üst seviyede olan bir arkadaşımız. Ondan böyle bir teklifin gelmesi ve Denizlispor gibi büyük bir camianın içerisinde olacak olmamız benim bu teklifi olumlu olarak değerlendirmeme sebep oldu. Ve burada olduğum için de mutluyum. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Denizspor'da malum herkes biliyor, kaleci antrenörümüzsünüz. Bu şekilde sorunuzu ve görevinizi yerine getiriyorsunuz. Peki bu süreçte çalışmalarınız nasıl gidiyor ve beklentileriniz neler hocam? Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Yaklaşık 1,5 aylık bir süreçten beri çalışıyoruz. Genç ve yetenekli kalecilere sahibiz. Şu anda bir tane ameliyat olan kalecimiz var. Onun yerine altyapıdan bir kaleci kardeşimiz geldi. Ali Eren, Ertuğrul, Şerifan ve Harun'la birlikte çalışıyoruz. Evet. Bir de Emre Çirkin var, işte ameliyat olan arkadaşımız. O da yaklaşık 1,5 ay sonra aramıza tekrardan katılacak. Kaleciler arasında güzel bir rekabet ortamı var. Evet. Hepsi de çok düzgün, doğru karakterler. Ve onlarla çalıştığım için de tabii ki mutluyum. İstekli, arzulu bir şekilde çalışıyorlar. Bu rekabetten de tabii ki kazanan Denizlispor olacak diye düşünüyorum. Kendilerine de hep söylediğim şuydu: kimin oynadığının çok bir önemi yok. Hepiniz Denizlispor için buradasınız. Biz de bunun için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini sahaya çıktığımızda yapacağız dedik. Ve onlar da maçlarda ellerinden en iyi gelen performansı sergileyeceklerdir. Gayet iyi durumdalar. Çalıştılar ve şu anda lige hazır durumdalar. Çok güzel hocam. Peki hocam, bu doğrultuda kalecilerimize baktığınızda kendinizdeki hangi özellikleri görüyorsunuz ve bu doğrultuda sahaya yansımaları nasıl olacak hocam? Şimdi her kalecinin özelliği farklıdır. Şimdi kendimle ilgili düşündüğüm zaman ben iri kütleli tabir edilen kalecilerden bir tanesiydim. Yani boyumun uzunluğu ve durumumdan dolayı daha iyi. Bizim kalecilerimiz tabii daha atletik kaleciler. Evet. Tabii bu bir avantaj aslında. Bu atletiklik bir avantaj. Şerifan boy olarak bana yakın, hatta benden de uzun bir kalecimiz. Tabii hepsinin iyi olduğu noktalar var, eksik olduğu tarafları var. Biz iyi olduğu noktalarda performanslarını devam ettirip eksik olduğu noktalarda da geliştirmeye yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Ve o eksikler de giderildiğinde daha iyi noktalara geleceklerini düşünüyorum. Ama genel anlamda baktığımızda atletik, istekli, coşkulu, arzulu kalecilerimiz var. Ve sahaya da yansıtacaklardır bu isteklerini, arzularını diye düşünüyorum. Çok güzel hocam. Şimdi hocam, biz kalecilerimizden bahsettik ve benzeri konulara girdik. Biraz da sizden devam etmek istiyorum. Fevzi Tuncay'dan. Şöyle sonra kalecilik ve antrenörlük dönemlerinizde ki anılarınızdan biraz bahseder misiniz? Ya anı çok var. Yani hangi anılar, ne tür anılar? Yani komik olabilir. Hani size göre en komik gelen bir anı. En komik anılarımızdan bir tanesi, evet. Kaleciyi otelde unuttuk.
maça giderken. Çok iyi. Hem de Beşiktaş takımı. Beşiktaş'ta oynadığım dönem 2002 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kayer isimli bir Danimarkalı kaleci arkadaş transfer edilmişti. Benden de yaşça bayağı büyüktü. 38-39 yaşlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk Ankara Gücü maçıydı. Benimle aynı odaya verdiler. Biz birlikte kalıyoruz ama dil bilmiyor. Sadece danca biliyor ve ben de o dili bilmediğim için hani işaret diliyle anlaşıyorduk. Evet. Hareket saati yaklaştı. Bir 15 dakikamız vardı. Ben saatimle işaret edip ben gidiyorum falan, go falan bir şeyler söyledim orada. Okey okey dedi. İndim aşağıya. Bindik otobüse. 19 Mayıs stadındaydı maç. Geldik stadyuma. İşte oturuyorum. Isınma saatine de bir 10 dakikamız kaldı artık. Bayram geldi yanıma. Bayram Bektaş. Fevzi dedi kaleci nerede diye sordu bana. Ne demek nerede dedim ya buralarda bir yerde lavaboya gitmiştir. Yani. Bir elini yüzünü yıkıyordur burada. Fevzi dedi kaleci yok. Ya dedim nasıl yok? Vallahi kaleci yok dedi. Ya hepimiz şok olduk. Sağdadır dedik, onu dedik, bunu dedik. Sonra kapıya bir döndük. Baba o takım elbiselerimiz vardı. Takım elbiseyle kapıda yüzü kıpkırmızı olmuş. Çok sinirlenmiş. Geldi beni unuttunuz falan diyormuş. Dedik ne nasıl geldi peki? Otelden çıkmış bir taksi çevirmiş stadyum demiş. Sadece stadyum demiş ve stadyuma gelmiş. Öyle bir hikayemiz vardı. Kaleciyi otelde unuttuk yani. O çok büyük bir bombaydı. En azından stadyum herkes biliyor. En azından geldi de maça çıktı maçı oynayabildi. Yoksa ben oynayacaktım. Çok iyiymiş. Peki bunlar bizde var mı hocam? Futbolcu harici bir yönetimle, yöneticiyle ya da ne bileyim işte idari kadroyla vesaire. Yani birçok anı var da şu an hani böyle hatırlayabildiğim böyle komik. Sahada yaşadığınız bir şey oldu mu hocam? Sahada iletişim yönünde de Serdar Tatlı ile bir hikayemiz var. Evet. Malatyaspor'da oynarken hakem de Serdar Tatlı'ydı. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Korner atacak rakip. Benim önümde de bir oyuncu vardı. Hocam dedim bir bak dedim hani gör itmesin falan diye. Tamam tamam görüyorum dedi. Ya hocam sen hiç gülmez misin dedim. İyi iyi yaptı böyle güldü. Ha tamam gülünce yakışıklı oluyormuşsun hocam dedim. Öyle bir onunla bir öyle bir anımız var yani. O biraz size de benzemiş ama. Yok çok sert böyle mizaçlı. Böyle sert duran bir hakemdi o. Gülüyormuş da bu güldüğünü de orada görmüş olduk. Ufak da olsa saygılık. Aynen aynen. En azından. Peki hocam anılardan güzel mevzulardan bahsettik. Size bu bağlamda teşekkür ediyoruz. Şöyle devam edelim. Günümüz futbolunu biliyoruz. Futbolcularını biliyoruz. Gerek deniz sporda gerekse Türkiye'de uluslararası mecrada baktığımızda siz nasıl görüyorsunuz ve tavsiyeleriniz neler olur hocam bu bağlamda? Yani günümüz futbolu artık daha böyle bilimsel takviyelere de ihtiyaç duyan bir halde. Özellikle atletik performans konusunda çok destekler almamız gerektiğini düşünüyorum ki Denizli Spor'da da bu birimdeki antrenör arkadaşlarımız bize bu desteği çok güzel bir şekilde sağlıyorlar, veriyorlar. Analiz de aynı şekilde çok önemli. Her maçın stratejisi farklı olabiliyor, taktiği farklı olabiliyor. Bu anlamda da yine ekibimizde bulunan arkadaşlarımız, antrenör arkadaşlarımız bize çok güzel destekler veriyorlar. Futbol artık bilimselliği de içine alan bir hale gelmiş durumda. Aslında bir bilim bile diyebiliriz buna. O yüzden antrenörlerin gelişime açık olmaları çok önemli. Oyuncuların gelişime açık olmaları çok önemli. Yeni teknikler, yeni antrenman teknikleri, metotları, bunların kabullenilmesi, bunların hepsi çok önemli. Kısaca söylemek gerekirse yeniliğe ve gelişime açık antrenörler ve futbolcularla ülkemizdeki futbolda daha ileri noktalara gidecektir diye düşünüyorum. Şu anda baktığımız zaman diğer ülkelere göre biraz geride kalmış görünüyor futbol takımımız. Milli takım şampiyonada belli bir noktaya kadar ilerledi. Ama gönül ister ki daha da iyi noktalara gelsin. Bu anlamda da tabii futbolun yeniliklerine hepimizin açık olması ve bunları kabullenerek buna göre de kendimizi de antrenör olarak eğitmemiz, oyunculara da bunların bilgisini verip oyuncuların gelişimlerine de katkı olmamız gerekiyor. Anlıyorum hocam. Peki buradan yola çıkarak baktığımızda bir futbolcu sizin gözünüzde kulüp seçerken nelere dikkat etmeli hocam? Gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Ya futbolcu bir kere tesis önemli. Bulunacağı kulübün bir camia oluşu önemli. İşte Denizli Spor büyük bir camia. Burada oynamak tabii ki herkese nasip olmaz. Bu önemli bir şey.
İşte ben yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. Evet. Beşiktaş gibi bir kulüpte oynadım. Oyuncuların seçim yaparken tabii bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunun dışında aslında oyuncular kendilerini seçtirmeyi becerebilmeliler. Evet. Performans anlamında, kişilik karakter anlamında, mental anlamda. Evet. Seçenden daha çok seçilebilen oyuncular önemlidir. Evet. Yani bir oyuncu ben burada oynamak istiyorum diyebilir. Bununla birlikte oyuncunun oraya çağrılabiliyor olması, evet, kendini seçtirebiliyor olması çok önemlidir. Teklif alması önemlidir. O yüzden de diyorum yani oyuncular iyi çalışacaklar, iyi performans sergileyecekler, doğru bir karakter sergileyecekler ve mental anlamda da güçlü olacaklar. Eğer gerçekten bir yerde oynamakla ilgili bir dilekleri varsa da bunları yaparak da bunu sağlayabilirler. Peki bu doğrultuda ben aslında şöyle bir soru daha eklemek istiyorum kendi inisiyatifimde. Güzel bir yere geldik şu anda. Sizin gözünüzde yıllarını gerek futbolculuğa gerek antrenörlüğe vermiş bir kişi olarak, futbol insanı ya da spor insanı olarak bir kişi bu gelişim sürecinde haftalık ya da aylık idman noktasında nelere dikkat etmeli hocam ya da asgari süresi ne olabilir bunun? Ya burada bir süre belirleyemezsiniz. Yani her genç oyuncunun gelişimi farklıdır. Bir oyuncu 6 ayda çok farklı bir noktaya gelebilir. Bir oyuncu 3 yılda çok farklı noktaya gelebilir. Her zaman için bizim söylediğimiz bir şey var. Ya bir kere antrenörlerinin söylemlerine dikkat etmeleri ve bunu uygulamaları çok önemli. Bunun dışında da hep söyleriz. Ya bütün antrenörler bunu söylüyordur. İyi besleneceksin, iyi dinleneceksin, evet, iyi çalışacaksın. Bu bir saç ayağı gibi düşünün. Evet. Bu üçünü çok iyi yapmaları gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra futbol anlamında da kendilerini geliştirdikten sonra ve özellikle ben hep şunu tavsiye ederim. Çok maç izlemelerini tavsiye ederim. Televizyonda buldukları bütün maçları izlesinler. Kendi mevkilerinde oynayan oyuncuların neler yaptığını izlesinler. Görevlerini tam anlamıyla fark etsinler. Onun dışında da yan bir iki mevkiyi daha çok iyi öğrensinler ki hani hep şunu söylerim. Bir mevkinin çok iyi bir oyuncusunuzdur ama birkaç mevkide de aynı performansı gösterebiliyorsanız daha çok tercih edilen bir oyuncu, evet, olursunuz. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Anlıyorum. Hocam şöyle bir durum var. Malumuz'a bir film çekildi. Evet. Akademide Altın Portakal Film Festivali'nde de derece almış bir filmdi bu. Bu filmin yani ıskap filmi size nasıl geldi? Bu süreçte nasıl bir teklif aldınız? Bu teklifi kabul ederken nelere önem verdiniz? Neler sizde etkili oldu? Ve bir filmden biraz bahseder misiniz hocam? Tabii ki. Ya, ıska belgeseli bundan 2,5 sene önce ben Antalya'da Ferit Tuncay Akademi diye kurduğum bir döneme denk geliyor başlangıcı. Yapımcısı ve yönetmeni bizzat Antalya'ya gelerek bana senaryoyu gösterdiler ve filmin içeriğini anlattılar. Benim de hoşuma gitti. Sonuçta bu bir yüzleşme gibi olacaktı. Evet. O zamanları olduğunda bir hata gibi görülen bir olayın aslında bir hata olmadığını benim de insanlara anlatabilme fırsatımdı belki de bu. Evet. Bu nedenle de kabul ettim. Filmin çekimleri başladı. Çok da güzel bir yerlerde çekimlerini yaptılar. Tabii sinema sektörü benim uzak olduğum, yabancı olduğum bir sektör. Çok farklı deneyimlere de sahip oldum orada. Sonrasında yurt dışında 15 ya da 16 tane festivalde gösterildi film. Finale kaldı birçok festival var. Cannes Film Festivali'nde kataloğa girme başarısı gösterdi. Antalya Altın Portakal'da finale kaldı. Şu anda da Amerika'da yine yeni bir festivalde izleyicinin önüne geliyor ve aynı zamanda 6 Eylül'den itibaren de Türkiye'de sinemalarda gösterime girecek. Güzel bir iş oldu bence. Hem benim hayatımı anlatan hem de o ıskanın hikayesini anlatan, izleyenlerden de güzel yorumlar aldığımız kaliteli bir yapım oldu. O zaman 6 Eylül'de herkesin izlemesi için buradan tavsiyede bulunalım. Tabii ki herkese 6 Eylül'den itibaren sinemalarda ıskayı izlemeye bekliyoruz. Eylül hocamızı da burada görmüş olacağız bir bağlamda. Peki hocam, malumuzdan artık lige başlıyoruz. Evet. 7 Eylül'de, 6 Eylül'de sizin filminiz. Hemen bir gün sonrasında lig maçımıza çıkacağız kendi evimizde. Siz kaleci antrenör olarak, en azından keza yine bir spor insanı olarak Denizspor'un bu lig maçında, ilk maçında, Bergama maçında nasıl bir performans göstermesini bekliyorsunuz? Çalışmalarınıza baktığımızda özet olarak hani
genelde lig olarak da bakabiliriz. Buna sadece Bergamo maçı olarak ortaya koymayalım. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir süreç olacak sizin bölümünüzde? Biz sezon başından itibaren dediğim gibi yaklaşık 1,5 aylık süreçte gereken hazırlıkları, çalışmaları zaten yaptık ve bu önümüzdeki bir hafta süresince de işte Bergamo maçı özelinde hem fiziksel hem zihinsel antrenmanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çağdaş hocamızın önderliğinde güzel işler yapılacağını düşünüyorum. Elimizdeki kadro belli, kulübümüzün durumu, transfer yasağımızın oluşu tabii ki bizi bazen etkiler gibi görünüyor. Ancak şöyle de bir durum var. Biz elimizdeki tüm oyuncu kardeşlerimize güveniyoruz. Onlar bu işi başaracak güçteler. Güzel antrenmanlarını yaptılar. Artık hepsi de bizim gibi heyecanla ilk lig maçımızı bekliyor. Ben burada gerçekten güzel işler olacağını düşünüyorum, hissediyorum. Herkes de böyle düşünür zaten. Yani bu da bir gerçek. Ve yönetim, futbolcu kardeşlerimiz, biz ve taraftar bütünlüğü içerisinde inşallah Denizli Spor'u layık olduğu yerlere tekrardan götürmek dileğimiz. Pekala hocam. Son sorumuzu yöneltelim. Akabinde sizi de uğurlayalım bu bağlamda. Denizli halkına mesajınız nedir? Denizli Spor için ne bekliyorsunuz? Ne yapmaları istersiniz? Denizli Spor her zaman için söylediğim gibi büyük bir camia. Destek olması gereken kişilerin Denizli Spor olan desteklerini esirgememelerini, kulübümüze maddi manevi her zaman destek olmalarını dileyebilirim. Onun dışında taraftarımıza da bu takımı her zaman desteklediklerini zaten biliyorum. İlerleyen süreçte ligimiz başladığında da bu genç kardeşlerimizi yine desteklesinler, onlara güvensinler. Bizler onlara çok güveniyoruz. Taraftarımız da oyuncularımıza güvensin ve bir bütün halinde, bütünlük içerisinde buradan yüzümüzün akıyla çıkalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Denizspor Radyo TV ailesi olarak, ki biz bütünüz zaten. Röportaj bölümümüzde bizlere zaman ayırıp, emek verip o güzel değerlendirmelerini, düşüncelerimizi de paylaştığınız için önümüzdeki sezonda size başarılar diliyoruz. En güzel unsurlar, en güzel sonuçlar sizinle olsun. Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum.